kısmı standart. I üzeri 0, I üzeri 1, I üzeri 2, I üzeri 3'ün değerleri standart. Bunları şöyle ifade edebiliriz. I üzeri 0, 1'dir. Bütün sayıların 0. kuvveti 1. I'nin 1. kuvveti eşittir I. Bütün sayıların 1. kuvveti kendisidir. I'nin karesi eksi 1. I'nin kübü de eksi i'dir. I'nin karesi şuradan geliyor. Kare alınca bunlar gidiyor. Eksi 1 oluyor. I'nin kübü de karesiyle kendisinin çarpımı, o da eksi i oluyor. Bu dörtlüyü bileceğiz. Zihnimizde yer alacak. Diğerlerini, eğer bunlardan farklı bir şey çıkarsa üstünü dörde böleceğiz. Burada dört tane var. Dört adımda bir tekrarlar. Tekrar başa sarar bunlar. Şimdi birinci, i kare 1 demiş. Halbuki i kare eksi 1'di. Bir numara yanlış. Bir numara yanlış. İki numaraya gelelim. İ kare eksi i diyor. İ küp eksi i diyor. Doğru. Bu doğru. Şuna bakalım. İ üzeri 4. Burada i üzeri 4 görmüyoruz. 4'ü 4'e bölmeliyiz. Yani bölerek yapmalıyız. Aslında direkt de söyleyebiliriz ama. Şimdi 4'ü 4'e bölüyorum. Bir kere vardır. Bir kere 4, 4. Kalan 0. O zaman i üzeri 4, i üzeri 0'a eşittir. Kalanları aynı. Yani şu ikisinin kalanı aynısı eşit olur. İ üzeri 0, o da 1'dir. Bütün sayıların 0. kuvveti 1 olur. Bu da doğru çıktı. Gelelim şuna. İ üzeri 10. Biz İ üzeri 10'u burada göremediğimiz için 10'u yine 4'e bölüyoruz. Bölüyorum 10'u 4'e. 2 defa var 4, 8. Kalan. Bizim için önemli olan kalan. İ üzeri 4, pardon İ üzeri 10 eşittir. İ üzeri 2'dir. Kalan 2 olduğu için. İ kare eksi 1'dir. Evet, eksi 1 olduğunu söylemiş. Doğru demek ki. 4 numara da doğru. Gelelim 5 numaraya. 5 numarada i üzeri 35'in eksi 1 olduğu söylenmiş. 35'i de 4'e bölüyorum. 8 kez vardır. 32 çıkarıyorum. Burası 3. Bizim için önemli olan kalandı. Bu ifade, yani i üzeri 35 eşittir. İ üzeri 3. İ üzeri 3 şurada da yazıyordu. Eksi i olmalı. Burada eksi 1'e eşit demiş. Yanlış yani. Bu da yanlış. Kaç tanesi doğrudur diyor? 3 tanesi doğru.